pazartesi başladık bir talihsizlikle. Evet. Sevgili Büşra, ne oldu ya da ne olmadı? Yani ben çok heyecanlandığımı düşünüyorum. Evet. Çünkü ben aynı menüleri evde de yaptım, hepimiz yedik. Gayet güzel oldu ama burada yani buranın şeyi çok farklı geldi sanırım ona. Çok heyecanlandım ve yapamadım. Yani ben kendi yaptığım yemeği de beğenmedim açıkçası. Aa. Yani böyle çok içime sinerek olmadı. Güzel. Ama yine de yani bir şeyler yapmaya güzel çalıştım. Güzel yemeklerin vardı. Arkadaşınızı mutlaka biliyorsunuz ama ben bir kez daha söyleyeyim. İki tane yemeği, bir tanesi de yoğurttu zaten. Evet, eksik çıktı. Bir de salatalım. Ve bunu söylemek zorundayız. Kullanma hakkınız var dedik 2-1 ama kullanmaya da bilirsiniz dedik. Bunu tek tercih eden Ümmü Hanım oldu 2 puan vererek. Sevgili Berivan. Keşke daha yüksek verseydin anneciğim dedim. Dedin. Kesinlikle. Ve aslında senin annenin ikisinden daha çok şaşırdığımız bir puan vardı. O da Halime Hanım'ın 5'iydi. Evet, Halime Hanım'ın 5'iydi. Sevgili Fatoş. Tamam, güzel yaptın dedik. İyi ki verdin dedik. Ne güzel, hem örnek teşkil etti hem de verilebilirdi. Eksiği olduğu için mutlaka herkes 2-1 vermek zorunda değil. Vermez, vermez. Ben hep söylüyorum, yanık yemeklere yetişmemiş şeyler, altıları, yedileri de gördük bu programda. Ne var yani? Bu inisiyatiftir. Güzel de bir şey oldu. Güzel bir hava oldu. 5'i de görünce o da mutlu oldu. Tabii ki. Kayınvalidesi de mutlu oldu ama kayınvalidesi de dahil. Niye verdiğini anlamadılar 5'i. Çünkü ertesi gün 3 verdi, kendi 4 verdi. Kendi gününe oynadı çünkü Halime Hanım. Ha. Kendi gününe oynadı. Hmm. Evet. Evet, Berivan. Çok güzel de oynadı. Öyle mi diyorsun? Yani çok güzel oynadı. Belliydi zaten oynadı. Aynen yani. Öyle. Valla biraz kusura bakmasın ama ben de aynı şeyi düşündüm. Ben Fatoş... Oynamakla alakası yok Zuhal Hanım. Hani o... Hani yetiştiremediğini söyledi. Fatoş da yetiştirememiş ama yoğurt ve salataydı. Zaten yoğurt gelecek bir şeydi. Hani hazırlanıp gelecek bir durumu yoktu yoğurdun dedi. Yani yetiştirmiş. Hemen getirilir, gelebilirdi yani dedi. Hani ilk günde dedi direkt düşük vermek de istemedim dedi. 5 verdi yani. Kötünü yaptığını da düşünmüyorum yani. Eğer o gün kötü yapmadı. Ertesi gün ve ondan sonraki günler kötü yaptı. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Berivan. O gün kötü yapmamak için, hani ilk gün olduğu için yüksek vermek istemiş ama yetiştirilmiş bir masaya da 3'ü bastı. Onu ha. Ne yapacağız peki? Onu 3 yemeğini beğendiği için vermiş. 3 yemeğimi beğendi. Tamam, puanlama ondan başlıyor. Benim 8 çeşit yemeğim vardı. 3'ünü 5'ini düşsek bunun 5 puan kalıyor. Nerede benim geri kalan puanım? Ama ana yemeğinin patlıcanın pişmediğini söyledi. Vallahi kayınvalidem çok güzel bugün şov içinin... yapmış. Pişmemiş patlıcana bir çatal batıyorsa pişmişe nasıl batıyordur acaba? Ya pişmiş, ben tatmadım yemeklerini ama pişmediğiniz genel olarak siz bir de söylemişsiniz ana yemeğin pişmediğini, patlıcanın. Ana yemeğin patlıcanın pişmemesi, 3 vermesi yani, gerektiğini mi gösteriyor bize? Genel olarak hani ben ana yemekten... Yani ama sonra da şöyle bir açıklama yaptı. Ben zaten hep izliyorum bu programda da. İlk günler genelde düşük veriyorlar. Evet. Bir de kızı sevdim dedi, diğerlerini sevmedim dedi. Teşekkür ederim. Büşra'mı çok sevmiş. Evet, yani Büşra seni sevmiş, diğer gelinleri pek sevmedi anladığımız kadarıyla ama... bu program biliyorsunuz lezzet yarışması, evet. Değil mi? Kayınvalidelerini sık sık unutuyorlar. Ben sık sık hatırlatıyorum. Bazen çok sert hatırlatıyorum. Bazen güzellikle, bazen espriyle. Ama gerçekten de benim de sinirimin ve sınırımın zorlandığı anlar oldu. Özellikle Halime Hanım'la ilgili. Sadece kendilerini gelinleri yarışarak görmüyorlar. Gelinleri hani şey yapmıyorlar ama kendilerini kendi aralarında rakip olarak görüyorlar. Hı-hı. Hani lezzete önem vermiyorlar. O bana bunu yaptı, ben buna bunu yaptı, ben gelinimi kurtarayım, bunu yapayım gibi düşünüyorlar. Ama bilmiyorlar ki kendi gelinlerini de yakıyorlar. Ama ben de katılmıyorum. Evet, çünkü hep söylüyoruz yani. Ben buna kendi kayınvalidem için pek katılmıyorum. Ya ben buna kendi kayınvalidem için Sevda Hanım'a ayırıyorum. Evet, Sevda Hanım'a gerçekten. Bu arada ben Sevda Hanım'a bir hediye vermek istiyorum. Aa. Sadece Sevda Hanım'a. Çünkü onu çok sevdim ve hakkımı yemedi. Gerçekten güzel evet. Bir puan verdi. Evet. Diğer kayınvalideler hakkımı yediği için onlara vermiyorum, hediye getirmek istemiyorum. İçimden gelmiyor. Çok şaşırdım. Bu haftayı beni güzel hatırlayarak anmasını isterim. Diğer kayınvalidelerin de içinde vicdan azabı olarak hatırlanmamı istiyorum. Vicdan azabı olayım içlerinde. Sevda Hanım buyurun. Bu size hediye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Ay, açabilir misiniz? Bir basuru var mı? Açsın hayır, mı? Hayır, tabii ki bakabilir. Aa, ilk defa bir gelinimizden kayınvalidemize. Çok teşekkür ederim. Ay, evet, Lila bu arada çok sevdi. Gerçekten. Naciye'si vardı ona benzer. Şimdi o Naciye'nin kızı oldu. Niloş yaptı onu da. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Rica ederim. Eline sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık. Evet, teşekkür ederiz. Sevgili Esra, gelelim sana. Seni çok sevdik, tatlıydın, güler yüzlüydün. Fakat yemeklerde ne oldu? Sende ne oldu, ne yaşandı? Sen nasıl yorumluyorsun kendi gününü? Yemeklerde ne oldu? Gerçekten Büşra'nın da dediği gibi hani ben de evde provasını yapmıştım. Ama burada pazı sarmada bir şeylik yaşadım. Biraz pazılar da şeydi.
Onun azizliğini yaşadım. Ondan sonra... Fazla azizliği. Evet. Onu yaşadım. Ondan sonra zaten Ümmü Hanım dop dolu gelmişti. Ha, yani Ümmü direkt Hanım gelir gelmez masaya oturur oturmaz bağırmaya başladı. Seda Hanım zaten şey dedi, hani masa fiyasko dedi. Ha, evet. Öyleydi. Benim masama yani, göre fiyaskoydu yani. Yani biz masaya biraz fazla özendik. Fiyasko için. Dedi. Annem bayağı çünkü yani uğraştı. Haftanın en güzel masası için. Benim masamdı. Hmm. Yani evet, masaya biraz özendik. O zaman hepimiz katılalım, sadece masa hazırlayalım. Masaysa bu programın önemi. Ondan sonra Halime Hanım'ı yemekleri acı olduğu halde mesela kayınvalidem hani altı vermiş ama yani bilmiyorum hiçbir şey beğenilmedi. Yani bu kadar kötü olduğunu düşünmüyorum ama yani gene de hak eden kazansın. Tabii ki her hafta da öyle oluyor ama şöyle söyleyeyim yani üzgünüm ama bu hafta biz de kendi içimizde bir istişare ettik, yaptık ekibimle. Maalesef biraz vasat, biraz ortalamaydı. Neler oldu bilmiyoruz yani gerçekten de büyük sıkıntılar vardı yemeklerde. Lezzet eksiklikleri, yanlış pişirme teknikleri, yanlış malzemeler. Yanlış yapılan ama sonrasında başka şeylere kesilen faturalar. Ama zaman zaman espriyle karışık dile getirdik. Fakat mesela seninkinden en yakın örnek aklıma geldiği için vereceğim. Herkes de vardı hatalar da. Hani Ali Nazik dedik. Ali Nazik bugün söyledim sofrada biraz hünkâr beğendi gibi olmuştu. Hünkâr beğendi yaptım deseydin daha makbule geçerdi ve eyvallah derdik ama biraz hünkâr beğendi tadı vardı. Tam Ali Nazik şeyini alamadık, randımanını. Onun dışında Fatoş, ciddi anlamda baharat ve acıyı fazla kaçırmıştın. Gerçekten de çok fazla, ben de söyledim, rahatsızlığımı dile getirdim. Aynen. Gelelim bugünkü yarışmacımıza. O da bir ara heyecanın kurbanı olmak üzereydi. Böyle bir sınıra geldin, uçurumun kenarından döndün. Bir ara bir gerildiniz. Ben geldiğimde de çok heyecanlıydım, yapamayacaktım. Hatta ben de sordum koltukta. Mikser sağ olsun beni hani ikna etti, konuştu benimle falan. O şekilde ben Mikser sağ olsun yardımcı oldum. Ben alışkın değilim, yadırgadım. Neden? Bana çok yardımcı oldu, ben yoksa bırakacağım. Bak mikser, evet. Bak. Gerçekten bırakacağım. Çünkü hep şikayet ediyorlar. Bu mikser oldu. Kafamızı karıştırıyor, bu mikser çok yok, konuşuyor. Yok, yardımcı oldu zaten. Bak bravo, şimdi. Hadi iyisin gene. Ben mikserin sayesinde bugün yaptığım yemeklerimi, evet, gerçekten çok iyi geldi benim için. Yani efendim? Saygısızlık da yapmış kendisi. Ben mi saygısızlık evet, yapmışım? Evet, bana saygısız demişti sizin kayınvalideniz. Ben yemeklerimi savundum, yanlışla hiçbir şey söylemedim Zuhal Hanım. Söylemedin evet. Söylemedim. Saygısızlık da yapmadım. Saygısız oldum ama sizin geliniz de boş konuşuyor demiş kendileri. Bana bayan saygısız dediği için ben zaten diğer kayınvalideye söyledim. Özür de diledim ondan. Yeniden de özür dilerim. Bu bir saygısızlık kelimesidir. Artık kendisi de bana saygısız dedi. Ben ona hiçbir bana şey söylemediğim halde. O benim mutfağıma geldi, girdi. Kendi kendine bir şeyler yaptı, çıktı. Sadece benim masamı boş boş yorumladı bana göre. Bana da boş söyledim. Yorumlar yaptılar. Tamam, ama doğru, ama ben bunu bilmem ki. Saygısız değilim, saygısızsınız. Sizsiniz o. Hayır, siz saygısız. Siz benim nasıl yarıştığımı gördünüz mü ya da ne yaptığımı, ben, bana ben siz ne hale saygısız diyemezsiniz. Duygu sömürüsü yapmışım, duygu sömürüsü o benim yapmadım. Sorunum değil. Benim, o benim sorunum değil. Sizin sorunum değil, sizin kayınvalidenize de söylüyorum. Sevda Hanım haricinde bütün kayınvalidelere söylüyorum. Ben saygısız oldum, ben duygu sömürüsü yapmış oldum. Eşin de ağlamış, eve evet, gitmişsin. Boncuk boncuk yaz gelişe döktüler. Ben duygu sömürüsü yapıyorum. Öyle benim dediler. Eşim kameralara oynuyorum. Benim eşim de mi kameralara oynuyor? Evde biz. Evet, biz de şaşırdık, sinirden, üzüldük. Hakkımız yendiği için gerçekten ağladık. Benim hakkım bir olsaydı, yetiştirememiş olsaydım, yanmış olsaydı ya da vesaire. Bir olsaydı, bir verselerdi. Zerre üzülmezdim. Ama benim hakkımı vermediler. Benim hakkım yendi. Sizin hakkınızı ben yemedim ama sizin bana hakkınızı siz yemedi. Bana saygısız diyemezsiniz. Siz bana saygısız diyemezsiniz. Ama saygısız. Sen gördün mü benim ne yaptım? Ama yapmadım. Ben kime göre neye göre? Yaptınız diye demiyorum. Kime göre neye göre diyorum. Bu aradaki tamam fark var. Evet, boş boş konuşuyorsunuz dedi. Sonra evet, özür diledi. Evet, biraz bir şey oldu. Evet. Heyecandan rica ederim. Heyecandan yemekleri servis etmede bir duraksama yaşamış. Bir an kendinden geçmiş gibi, evet, olmuş. Hatta Halime Hanım hafif iğnelercesine bir şeker at ağzına falan filan dedi. Ben de endişelendim, hatta istiyorsan otur dedim, hani belki tansiyon düşmüştür, oruçlu bütün gün. Yani heyecanı, stresi de eklenince biraz da serviste gecikme olunca açıklamasını yaptı. Ama o sırada Ümmü Hanım içeri girmiş, ne dediğini bilmiyorum. Onun üzerine birazcık daha alevlendi ortalık zaten.
Neyse ki özür diledi. Bir şey yapmadım diyor o da. Ben bilmiyorum tabii, seyredince göreceğiz. Geliş şekli hiç hoş değildi yani. Öyle gerek mi? Yoktu yani. Kimse neden gelmedi de o geldi. Zaten aynı şekilde... Müsaade istedi, kayınvaliden de girebilirsiniz dedi. Sadece gittim. Masada baktım, gerginliği de kendisi yaptığı için yani mutfağa gelmesinde ben hoş karşılamadım. Sizin kayınvalideniz, diğer kayınvalideler doldurduğu için, benim kayınvalidem sinirlendiği için patlama yaşamış. Çok güzel de patlamış bence. Ben söyledim. Siz niçin ağladınız? Ben niçin ağladım? Sizin kayınvalideniz Sevda Hanım haricinde diğer bütün kayınvalideler benim hakkımı yediği için ağladım. Ama hakkım sizin yemeğiniz yendi. Pişmemiş denildi. Herkes aynı şeyi söyledi. Pişmemiş yemek, pişmemiş bir patlıcana bir çatal batıyorsa, pişmiş patlıcana nasıl batıyor? Ama onlara göre pişmemiş. Yani kimse kusura bakmasın, benim yemeğim çok güzel pişmişti. Kimse kusura bakmasın. Ağlamasaydınız yani, bu benim sorunum değil ama. Ben size laf etmedim ağlamamla ilgili. Tamam. Evet. Ağlayabilirim. Ben vicdanlı insanım. Biz de vicdanlı olmayanlar insanız. Bana duygu sömürüsü yapmış diyorlar. Evet, kayınvaliden bugün öyle dedi. Ben duygusal yetiştirdim gelini. Evet. Siz dedi gelininizi biraz duygusuz yetiştirdiniz herhalde. Kapının önüne bırakmışsınız, gelmişsiniz duygusun dedi. Yani bilemeyiz tabii insanların kendi için içindeki... Boşver. Evet, ben yavaş yavaş çünkü ortalık benim daha da gerilmesin. Benim için mi söylendi? Gerilmiş zaten, duymadım iyi ki. Evet, seyredince görürsün. Peki, şimdi artık sonuçlara geçme zamanı kızlar. Hepinizin heyecanla, sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Maalesef dediğim gibi aksiliklerle dolu günler, yarışmalar, sofralar gördük. Ama içinizden bir tanesi de 15.000 TL'yi kazanmayı başarmış. O isme geleceğim ama ondan evvel maalesef kaybeden isimlerden ilkini açıklayacağım sizlere ve seyircilerimize. O da Büşra, sen oluyorsun. Tahmin etmişsindir gerçi. Evet ya, ben kendim bile zaten açıkçası. Çok sempatiksin. İyi ki tanıştık, iyi ki yarıştın. Elin emeğine sağlık. Evet. Biz de sizi çok sevdik. Bizim en güzel emeğimiz zaten. Ne güzel, kayınvaliden elinde bir hediyeyle ayrılıyor. Bu çok güzel bir şey. Çok memnun oldum. Sizi güzel anacağız. Çünkü hep adaletliydiniz. Sadece 3 hariç. Onun dışında güzel ama puanlar verdiniz. Ama beğenmemiştim Duhal Hanım yani. Peki öyle diyelim. Sen kayınvalidelerden totalde 13, benden ise 5 puan aldın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, 18 puanla. Eksikti menün ama ben yoğurdu çok eksikten saymadım. Diğerlerinde de lezzetler vardı bazılarında. Onun için 5 verdim sana. 18 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Ve dördüncümüze geldi sıra. Esra, sen oluyorsun. Sana kayınvalideler 16 puan vermişler. Ben de 6 puan vermişim. 22 puanla sen de tamamladın. Senin de eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim Zoya Hanım. İyi ki yolun buradan sizinle geçti. Sizinle olmak güzeldi. Çok güzel teşekkür bir ederim. Gün bir geçirdim. Mukabele. İyi ki geldiniz. Geldik üçüncümüze. Yavaş yavaş birinciye yaklaşıyoruz. Şu 15.000 TL'yi bir hatırlayalım, hatırlatalım. Evet sevgili Gülşah, birazdan aranızdan biriniz hayallerine kavuşacak. 15.000 TL ile buradan ayrılacak. Çok güzel bir meblağ. Üstelik de başarmış olarak, diğer rakiplerine fark atmış olarak bu parayla ayrılacak. Bakalım kime gidecek 15.000 TL? Kime gitmeyeceğini söyleyeceğim. Şimdi size 15.000 TL'ye veda eden bir diğer isim. Berivan, sen oldun. Üzgünüm. Sen yani kayınvalidelerden... Siz üzülmeyin. Üzüldüm gerçekten. Ben her kaybeden için üzülüyorum. 18 puan almışsın sen de. Bakıyorum şimdi elindeki tabloya. Ben de sana 6 puan vermişim. 24 puanla sen de tamamladın. Eline emeğine sağlık senin de. Lina'ya da güle güle büyüt diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kızımla adaş bir kızı var. İnşallah her şey yolunda gitsin senin için de. Ve geldik birincimize. Bu haftanın en heyecanlı anındayız. Tam 5 gün bu an için mücadele verdiler. Alın teri, gözyaşı döktüler. Onlardan biri bugün yarıştı Ferah, bir diğer rakibesi ise Fatoş. Bakalım hangisi 15.000 TL'yi kucaklayacak, alıp buradan gidecek. Arkasından da rakibeleri bakacak. Ve birincimiz 15.000 TL'nin sahibi, şu ödülü elimden alıp götürecek gelinimiz. Bakalım Fatoş mu yoksa Ferah mı? Teşekkürler Gülşah. Şampiyonumuz. Bayılacağım. Değişik bir şey olacak. Dur, bayılma. Eyvah. Ben tutarım, alır giderim. Tut zaten onu. Sen tutacaksın onu. Çünkü Ferah kazanıyor alkışlarla. Poyraz, poyraz, poyraz diyorlar. Oley, kayınvalidem. Kazanacağım dedi, baban de kazanacağım. Gelini göremiyorlar. Dur, gel. Böyle alayım seni Ferah, şöyle seni alayım. Baban de kazanacağım dedi.
Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, tebrik ediyorum. Eline emeğine sağlık. Sizi de tebrik ederim. Ama en yakın rakiben de totalde 28 puan almış. Bunun 22'si kayınvalidelere ait. 6'sı ise benim puanım sana. Senin de eline emeğine sağlık Fatoş. Sen ise kayınvalidelerden 25 puan aldın. Ben sana bu hafta en yüksek puanı olan 8'i vermişim. 33 puanla 15.000 TL'yi birazdan arkadaşlarım sana takdim edecekler parayı. Güle güle harca.